Efendim herkese merhaba. İmar dosyasında bu hafta Fener, Balat, Ayvansaray bölgesindeyiz. Çünkü son zamanlarda gündemde olan kentsel dönüşümün önemli oranda etkileyecek bir bölge ve bizim de imar dosyası olarak son haftalarda ele aldığımız kentsel dönüşüm konusunun adeta turnusol kağıdı diyebileceğim bir bölgesi. Ve o bölgenin bir derneği var, Fener Balat Derneği. Yöre sakinlerinin bu kentsel dönüşümün olası tahribatlarına karşı direniş örgütü diyebilirim. Bir sivil toplum örgütü. Ve o örgütümüzün çalışkan bir sözcüsü var, temsilcisi var. Sayın Çiğdem Şahin, yardımcı doçent doktor arkadaşımız. Programın konuğu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Oktay Bey. Teşekkür ediyorum programa katıldığınız için. Estağfurullah. Sizin gibi savaşçı bir insanın konuğu olmak benim için çok anlamlı. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Siz iktisat uzmanısınız. Daha doğrusu iktisat fakültesinde. Öğretim üyesiyim iktisat fakültesinde. O nedenle önce iktisat açısından bir başlayalım. Sizin uzmanlık alanınız açısından başlayalım. Bu kentsel dönüşümün ekonomik anlamı nedir? Hı hı. Yani gerçekten kentleri düzeltmek, kendileri güzelleştirmek mi istiyorlar? Yoksa işin altında o çok söylenen rantın ilişkileri mi var? Bunu bir uzman gözüyle bize yorumlar mısınız? Çok teşekkürler. Bir kere kentsel dönüşüm ideolojik bir olgudur. Yani şu anki sistemden bağımsız bir kentsel dönüşüm analizi yapmak mümkün değil. Kapitalist sistem biliyorsunuz sermaye birikim rejimidir ve kapitalist sistem dışında da sermaye birikim rejimi yoktur. Feodalizme bakarsanız ihtiyaç için üretim vardır. Sosyalizme bakarsanız planlama ve yine ihtiyaç için üretim vardır. Tek birikim sağlayan sistem kapitalist sistemdir ve bu birikim aynı zamanda güçlü bir sınıf yarattığı için bu sınıf o sermaye birikimini kesintisiz sürdürmek için çevresindeki her şeyi kullanır. Mekanı kullanır, insanı kullanır, doğayı kullanır ve o anki birikimin koşullarına göre dönüştürür. Bu anlamda biz aslında tam da şu anki sermaye birikiminin sağlanma koşullarının sancılarını yaşıyoruz. Çünkü artık sanayi bitmiş durumda, hiçbir şekilde üretim yapılamıyor ve sermaye birikimi bizzat kentin kendisinin ticarileştirilerek bir mal gibi soyut, somut, bütün değerleriyle pazarlanmasıyla kazanılıyor. Şimdi iş böyle olduğu zaman kentin her yanının değerlendirilmesi gerekiyor. Yani paraya çevrilmesi. Tabii ki. Kamusal alanlar olmamalı kentte. Çünkü kamusal alan demek orada boş bir arazinin durması demek. Hemen özelleştirilmeli. Aman Allah, şehrin merkezinde nasıl devlet okulu olabilir Nişantaşı'nda, Beşiktaş'ta orada bir otel dikmek varken. Yani bu zihniyet her şeye böyle insanlar, yani ben şu anki müteahhitleri şöyle düşünüyorum. Arsa gördükleri an gözlerinde dolar işareti olan çizgi film karakterleri var ya, artık her yere öyle bakıyorlar. Yani kente arsa gözüyle bakıyorlar. Tabii ki. Doğaya da tabii. Hatta arsa üretmek için bu kentsel dönüşüm projeleri, çok da güzel bir noktaya değindiniz. Hı hı. Yani bizzat konut üretmek ayrı bir birikim aracı ama aynı zamanda o konutları üretmek için de arsa üretmek. Şu anda bu arsaların sahipleri var. Buralarda evler var. Siz oralarda bir şey yapmak istiyorsanız ve maliyeti de düşük tutmak istiyorsanız bir kere oraları insansızlaştırmanız gerekiyor. Oraları bir önce temizlemeniz gerekiyor. Yani bu anlamda günümüzde eğer birikim kentin ticarileştirilmesi ve tarihiyle, kültürüyle, yeşil alanıyla, bütün her şeyiyle satışa çıkarılmalısıysa, o zaman tabii ki burada bir takım kentin müdahaleye açık hale getirilmesi gerekiyor. Neden? Çünkü normalde hani böyle insani yönetilen bir kentte ya da doğayı, insanı, bu tür kaygıları olan bir sistemde kentin bir takım değerleri korunmak zorundadır. Tarihi alanları korunmak zorundadır. Orman alanları, su havzaları, yeşil alanları. Hı hı. Yani şimdi bizim de bir zamanlar böyle korumacı yasalarımız vardı. Hı hı. Maalesef
Günümüzde her şey, kentin her parçasının müdahaleye açık olması, sermaye birikiminin şu anki ihtiyacı olduğu için bütün yasal düzenlemeler buna göre yapıldı ve bütün korumacı yasalar devreden çıkarıldı. Peki şimdi bir şey soracağım. Tabii aslında satır arasında yanıtını verdiniz ama biraz daha açmak için. Bizde sanayileşme olmadığı için, üretim olmadığı için dediniz. Avrupa'da böyle kentsel dönüşüm yok. Bu şekilde yok. Bu şekilde yok. Yani evet. İnsanları kovan, insanları sokağa atan. Her yerde değil ama var genel bir yerler? Eğilim. Bu kadar ama yoğun isterseniz değil galiba. Bahsedebilirim birazcık. Tabii buyurun. Yani evet, bilgilenmek istiyoruz. Teşekkür ederim. Şimdi şöyle, Avrupa'da bu süreç daha eski başladı. Yani biliyorsunuz neoliberal politikalarla kentsel dönüşüm ideolojik bir olgu derken kent planlaması her zaman vardı. Kentin yenilenmesi her zaman vardı. Ama kentsel dönüşüm olgusu altında ve bu soylulaştırmanın da eşlik ettiği kentsel dönüşüm Avrupa'da 80'lerden sonra başladı. Çok büyük tepkiler aldı. Orada da kötü uygulamaları oldu. Bunun sakıncaları görüldü ve insanileşti oradaki süreç biraz. Anladım. Ama şimdi yeni uygulayan şeyler, hele de bu ülkeler çok demokratik değilse, kişi hak ve özgürlükleri henüz tam oturmamışsa ve hukuk ve yargı da bu kadar araçsallaşmışsa ve bir sınıfın çıkar aracı haline getirilmişse tabii ki sonuçlar çok kötü olabiliyor. Vahim olabiliyor. Evet. Ama Çin var örnek. Çin bizden de beter. Yani bizden kötü örnekler var ama Türkiye en kötü örnekler arasında. Anladım. Onu da... Peki bu konuyla ilgili son bir soru sorayım. Dediniz ki eskiden yasalarımız vardı. Yakın geçmişe kadar vardı. Ben örnekleyebilirim bunu. Değil mi? Yakın geçmişe kadar doğru yasalarımız vardı. Tabii 2005'te vardı, mesela. Peki ne oldu ki bu yasalarımız birdenbire ortadan kaldırılmaya başlandı? Değişen nedir? Bir örnek üzerinden gidelim o zaman. Dedik ya şimdi kentin müdahaleye açık hale getirilmesi gerekiyor dedik. O zaman orada bir inşaat yapılacaksa oranın imara açık olması gerekiyor. Ben size tarihi alanlar üzerinden gideyim. Bir kendi bölgemde tarihi bir bölge olduğu için. Mesela 2683 nolu yasa eskiden tarihi koruyan yasaydı. Evet. Kurul olarak da Anıtlar Kurulu uzmanlaşmış bir kurul olarak tarihi alanları denetliyordu. Evet. Denetliyordu ve çok sıkı bir denetim vardı. 2863 sayılı yasa, evet, değil mi? Evet, evet, koruma yasası. İşte 2005 yılındaki Sulu Kule süreciyle başladı. Bu korumacı anlayış tabii ki şu anki sistemin, iktidarın, sürecin işine gelmedi. Evet. Ve 5366 diye öyle bir esnek yasa çıkardılar ki bu yasa tarihi yenileme ve koruma altında aslında imara açıyor, yeni inşaatlara imkan veriyor, nüfusu çoğaltma veya kontrol etme imkanı veriyor ve bu şekilde tarihi alanlardaki kentsel dönüşümün adı yenileme adı altında yapılıyor. Çünkü kentsel dönüşümün değişik yüzleri var ve her alanın kendi özelliğine göre farklı şekilde uygulanıyor. Gecekondu bölgelerinde yani ayrı bir süreç. İş daha da böyle keyfi hale getirdiler. Aynen. Ve daha da dozunu yükselttiler. Ve şunu da söyleyeceğim. Evet. Şu anki süreçte bir takım şeyler var. Yani stratejiler uygulanıyor. Birincisi belirsizlik. Belirsizlik yönetimi yapıyorlar. Evet. Mesela size bir şey teklif ediyorlar, belgelemiyorlar. Her şeyi esnek bırakıyorlar ki her türlü pazarlık ve her türlü yalanda söylüyorlar, yanlış bilgi de veriyorlar. O boşlukları kendi çıkarlarına göre dolduruyorlar. Anlıyorum. Yani böyle bir bunu da sağlayacak bir strateji yasa haline getirilmiş. Peki şimdi aslında diğer çok konuya geçmek istiyorum. Tabii, hazır gelmişken. Tabii. Ama benim çok merak ettiğim, herkese sorduğum kritik bir soruyu size sormak istiyorum. Bunlar muhafazakar. Evet. Evet. Muhafaza etmiyorlar. Etmiyorlar. Niye? Çünkü bunlar her şeyden önce kapitalist. Yani muhafazakar kapitalist. Ben Oktay Bey samimi söyleyeyim, sermayenin dini, imanı yok elbette olmadığını ama çok... özellikle muhafazakar bir siyasetin bu korumamayı... Ama korumuyoruz demiyorlar ki. Ne mesele diyorlar? O. Yani şimdi söylemde tam da aksini söylüyorlar ve o kadar güzel halka anlatıyorlar ki. Çünkü biz medyayı onlar gibi kullanamıyoruz. Bütün sistem onlardan yana. Billboardlar onlara çalışıyor, konferanslar onlara çalışıyor, üniversiteler onlara çalışıyor, ana akım medya onlara çalışıyor. Bu kadar çok büyük bir kendilerini anlatma araçları varken en berbat olguyu bile müthiş cilalayarak, halka iyi bir şey olarak anlatabiliyorlar. Anladım. Ve maalesef halk
onaylıyor birçok yerde. Ama bu deprem yasasında her şey değişecek. Çünkü herkesin kapısına gelecek kentsel dönüşüm. Herkes acı çekecek. Herkes zarar kentsel görecek. Kentsel dönüşüm herkesin başına bela olacak. Aynen. Bunu genelleşecek yani. Değerli izleyenler, gerçekten uzman bir arkadaşımızla konuşuyoruz. Bu kentsel dönüşüme herkes şimdi uzaktan bakıyor ama herkesin kapısına gelebilir. Çünkü herkesin malı mülkü kendisinin dışarı kovulduğu, başkalarının kazandığı bir rant aracı haline dönüştürülebilir. Bu hedeflenebilir. Onun için kentsel dönüşüm ulusal bir bela olarak önümüzde duruyor. Doğru mu özetledim? Böyle bir deprem yasasından çok küçük bahsedebilirim. Tabii, deprem yasası diye bir yasa çıkartıyorlar. Afet yasası. Değil mi? Ama içinde bu var. Evet. Ve sıkı yönetim koşullarında uygulanması düşünülüyor. Çünkü hani o depremin bir olağanüstü hal olduğu ve oradaki tapu sahiplerinin söz haklarının olmaması, yani anlıyorum. Burada bir ulusal bir çıkar var diyor size ve tabii ki burada bir de tapularımız bizim güvencesizleştirildi. Çünkü bir alanı boşaltmak için en büyük direnç kimlerden geliyor? Orada yaşayan ve tapusu olan insanlardan. Yani korunan alanlar müdahaleye açık hale getirildi. Aynı zamanda orada yaşayan insanların mülkiyet hakkı ve barınma hakkı çiğnendi ve tapular güvencesizleştirildi. Kentsel dönüşüm veya afet dönüşüm alanı olduğu andan itibaren sizin tapunuzun hükmü yok. Anlıyorum. Mecbursunuz işte anlaşmaya. Yani biz de bütün bu anlattıklarınızı sezerek ya da bilerek gibi görülerek kentlere dönüşüm darbeleri dedik bu programın adına. Evet. Dönüşüm evet. diye darbeler. Ama topluma da bu darbe vuruyor. Kesinlikle. Daha fazla topluma vuruyor. Daha fazla. Şimdi 2010 yılında bir gazete haberini ben saklamışım. Bunu ekranda da göstermek istiyorum. Arkadaşlarımız yardımcı olursa. Milliyet'te İpek Yezdani'nin hazırladığı bir haber, evlerimize dokunma kampanyası Fener ve Balat'ta. Şimdi 2010'da böyle bir kampanya başlatmışsınız. Ben oradayım evet. Siz de oradasınız zaten. Şöyle netleşir mi, netleşmiyor mu? Ha. Yani evet, ortada kırmızı. Şimdi burada önemli spotlardan biri, teşekkür ediyorum arkadaşlardan. Önemli spotlardan biri, haberdeki önemli spotlardan biri, bu proje diyor AB fonuyla restore edilen bazı tarihi binalar da yıkılacak. Yani Avrupa Birliği'nden para alınmış. Tabii. Bu Avrupa Birliği'nden alınan paralarla Fener ve Balat güzelleşecek diye o tarihi binalar restore edilmiş. Onların dahi yıkılmak istendiği bir oluşuma karşı bir kampanya. Biraz önce dediniz ki işte billboardlar onlara çalışıyor. Afişte yerleri onlara çalışıyor. Sesimizi duyuramıyoruz. Galiba bu dönemde de sizin afişlerinizi asma konusunda bir sıkıntı yaşamışsınız değil mi? Hikayemiz. Ne oldu bu kampanyanın sonucu ve olay neydi? Şimdi gerçekten artık öyle bir hale geldik ki en basit demokratik haklarımızı bile kullanamıyoruz. Evet. Bu afiş hikayesi böyle bir şey. Yani biz çok masum bir afiş yaptırdık ve şu gördüğünüz evime dokunma yazısı yazdık. Başka ne orada hiçbir başka anlama gelecek bir şey yok. Evim yani en kutsalım. Evet. Ve biz bunu bizim başkanımızın evi tam cadde üstünde olduğu için herkes tarafından görülsün diye böyle boydan boya astık binaya. Çok dikkat çekti. Yoldan gelen geçen bu nedir evime dokunma? Fatih Belediye Sanırım Fatih Belediye Başkanı'nı bu çok rahatsız etmiş. Onun söylediğine göre bizim yönetim kurulu üyelerimizden birine başkanım rahatsız oluyor, genel başkanım rahatsız oluyor demiş. Bir başbakan böyle bir şeye nasıl karışır bilmiyorum. Hani bu konuda hiçbir yorum yapmak istemiyorum. Sayın Başbakan'ın bu şehircilik konularında merakı var. Merakı var. Ondan sonra zaten Tarlabaşı ve Fener Balat başbakanın firması olan, Dünür'ün firması olan Çalık Holding'e GAP inşaata tepsiyle sunuldu. Yani rekabete bile açılmadı. Davetiye usulüyle firmalar çağrıldı, öbürleri göstermelik çağrıldı ve Çalık Holding'e tepsiyle sunuldu ve bizim 100 metrekarelik evlerimizin 58 metrekaresi şu anda Çalık'a ait. Ben evimin 42 metrekaresine sahibim. 281 metrekarelik bir alanın %58'i Çalık hiçbir şey yapmadan oturduğu yerde kazandı, biz kaybettik. Yani ve bu bizden habersiz yapıldı. Mahkemeler devam ediyor galiba. Devam ediyor. Ve bizden habersiz yapıldı bu. Yani 2007'de sözleşmeyi bizden habersiz yapmışlar. Bize 2009'da haber veriyorlar. Böyle bir de süreç. Yani kampanyaya ayrıntılarında böyle olacak şey yok gibi ayrıntılar var. Ayrıntı ve gerçekten
çok vahim şeyler yaşadık. Üstelik izinli bir afişti. Yani dernekler masasına ve gerekli yerlere izinler. Evime dokunma afişi. Evime. Evet. Başkanın evi yumruklanıyor önce. Yani polisler, zabıtalar tarafından evi yumruklanıyor. Hanımı açmıyor. Bu sefer açmayınca itfaiye çağrılıyor dışarıdan pankartı kesmek için. Hatta bizim YouTube'da bu afiş davamızın videosu var. İlgisini çeken insanlar videosunu izleyebilir. Oradan bile anlayacaklar. Küçücük bir pankartın ne büyük bir dehşete. YouTube'dan Febay der, afiş derlerse yani gerçekten bulabilirler. Evet. Ve itfaiye içeri sokmayınca, çünkü ürküyor kadıncağız yani. Bu sefer dışarıdan itfaiye şeyini dayıyor ve kesip alıyorlar. Bu sefer dedik ki derneğimizin penceresine asalım. Bu da çok ilginç. Dernek başkanımız ve saymanımız emniyete çağrılıyor. Orada bir sohbet için çağırdık diyorlar. O sohbet esnasında dernekte kimse yokken bu sefer de afiş kesiliyor. Derneğin camındaki afiş indiriliyor. Biz baktık yani hiçbir yere bir şey asmamıza izin vermiyorlar. O zaman evimizin içine asalım bunları dedik. Ve küçük posterler hazırlayarak evlerimizin penceresine toplu halde astık. Gelin şimdi de sökün dedik yani. Evet. Ve demokratik hakkımızı da böyle kullandık. Ama yani o zorlanmalara karşın sizin o zorlu durumlarınıza karşın evime dokunma sloganı yaygınlaştı. Kesinlikle. Bugün İstanbul'un çok önemli bir direnç sloganı haline geldi. Bize hizmet ettiler aslında. Belki bu kadar ses getirmeyecek. Evet. Onlar sayesinde gerçekten ciddi bir kampanyaya dönüştü. Hatta çok ilginç bir şey söyleyeceğim. İngiltere'de şimdi bir arkadaşım doktora yapıyor. Aynı bizim sloganımızda bir böyle bir mücadele eden grup varmış. Çok da mutlu oldum bunu duymaktan da. Şimdi mesela bugünkü bizim haberlerde, yani Ulusal Kanal'ın haberlerinde Toklu Dede'deki yıkımlara karşı, Toklu Dede semtindeki yıkımlara karşı gösterilen bir direniş ve orada sizin basın açıklamanız var. Orada da bu sloganlar var. Evlerimize dokunma, şehrime dokunma, kentime dokunma, tarihime dokunma. Şimdi o haber çok önemli bir haber bizim bu sohbetimiz açısından. Arkadaşlardan rica edelim. O haberi tekrar izleyebilir miyiz? Toklu Dede yıkılıyor haberini tekrar bir izleyelim beraber. Burası İstanbul'un Türk mahallesi olarak bilinen Toklu Dede. 8500 yıllık geçmişi olan bu tarihi mahalle Fatih Belediyesi'nin başlatmış olduğu kentsel dönüşümle yok olmak üzere. Sur dibindeki bu tarihi mahalleye önce şantiye kuruldu, sonra da kepçeler devreye girdi. Mahalledeki 12 tuğla ev yıkıldı, 14 ahşap eve ise Anıtlar Kurulu'na kayıtlı olduğu için şimdilik dokunulmadı. Evlerine ve mahallelerine sahip çıkmak isteyen Toklu Dede sakinleri yine eylemdeydi. Yardımcı doçent doktor Çiğdem Şahin, kazı çalışmaları için koruma burada kurulu ve arkeoloji müzesinden gerekli izinlerin alınmadığını söyledi. Şimdi Fatih Belediyesi'nin ve ilgili firmanın burada gizlice harfiyata giriştiğini tespit ettik. Müzeden gelen raportör tarafından da tespitimizi tasdik ettirdik. Suç sabit olduğu için bugün burada yasaya aykırı şekilde kepçelerin tarihi ve arkeolojik bir rezerv alanında bu şekilde telafisi olmayacak teşebbüslere girişmesini kınıyor. Siz basın mensuplarımız aracılığıyla bu olaydan dolayı sorumlu belediye ve firma hakkında buradan suç duyurusunda bulunuyoruz. Arkeolog Şeniz Atik de toprağın bir karış altında tarih yattığını belirtti. Burada toprağın bir karış altında tarih başlıyor. Bunu hepimizin bilmesi lazım. Ve bunu burada böylesine çok önemli bir yerde, dünya kültür mirasına girmiş bir alanda bir proje başlatan kurumun bilmemiş olmasını düşünmek çok büyük saflık olur diye düşünüyorum. Evet, şimdi sizi de dinledik. Evet. Bu Sulu Kule'de, daha önce Sulu Kule'de aşağı yukarı benzer bir uygulamayla oranın Roman sakinlerini, çok program yaptık arkadaşlarla. Oranın Roman sakinlerini oradan kovdular. Tarihi Sulu Kule'yi, o kadar eski bir mahalleyi, bir kültür mahallesini yok ettiler.
ve satılık lüks dairelerden oluşan bir takım binalardan oluşan. Görmeye dayanamıyorum, inanın. Evet, böyle bir hiçbir mantığa sığmayan, akla evet. sığmayan, kültür yoksunu bir yerleşme yaptılar. Burada da hedefleri o mu? Yani ve siz biraz daha bu konuyu böyle çok heyecanlı konuştunuz. Daha bir sakin anlatır Tabii mısınız? Tabii ki. Şimdi burada yani şu olay vahim bir olay aslında. Küçük bir olay gibi görünüyor ama bakın bir kere 5366 bile 5366'ya bile aykırı. Yani yenileme yasasına. Yenileme yasasına bile şu anda yaptıklar. Bir kere AVAN projesi çıkmamış bölgenin. Evet. Yani AVAN projesi onaylanmamış daha doğrusu. Onaylanmamış bir yerin siz nasıl inşaata başlarsınız? Üstelik burası tarihi bölge. Kaçak ve, başlıyorlar resmen. Tabii ki. Evet. Ve tarihi bir bölgede inşaata başlayabilmeniz için mutlaka, çünkü oranın altı da değerli. Altında da arkeolojik kalıntılar var. Evet. 8500 yıllık bir medeniyet. Bu kaç tane medeniyet orada birleşmiş. Yani böyle bir dediği gibi Şeniz Hanım'ın, yani bir karış altında bile tarih var. Bir müzenin denetimi, arkeoloji müzesinin denetimi olmadan, uzman denetimi olmadan, koruma kurul kararı olmadan siz bunları yapmanız, suç işlemeniz demektir. Yani o anlamda gerçekten orada suç işliyorlar. Evet. Ve bu bir tek orada yapılmıyor. Peki diyelim ki koruma kurulu kararı var, planları var, projeleri var. Yapılan iş nedir yani? Yapılan iş dediğim gibi, yani gerçekten burada tarihi korumak diye bir amaç yok. Bunu size şöyle kanıtlayabilirim bizim projelerimizden de yola çıkarak. Mesela yasa diyor ki gerçekten hani tarihi eskiyen yerleri, çöküntü haline gelen yerleri koruyup yaşatacağız. Maddenin gerekçesi bu yani, ve bunu kamusal yarar olarak gösteriyor yasa. Ki bugün kamusal yararın altı da boşaltıldı, yani farklı bir şeye dönüştürüldü. Bakıyorsunuz projelere. Projelerde tevhid var ve Adabazı'nda yıkım var. Yani böyle bir nadide bir tarihi bölgeye parsel parsel yaklaşılması gerekmiyor mu? Ya da bir yarışma usulüyle bir proje yapılıp uzmanların denetiminde böyle uygulanması gerekiyor. Yani şimdi bunların hedefi burayı yıkıp arsa haline dönüştürüp, arsaya dönüştürmek. Villalar mı yapacaklar? Aynen, aynen. Soylulaştırıp halkı orada tutmayı düşünmüyorlar. Esnafı orada tutmayı düşünmüyorlar. Evet. Oranın fiziki değerini yükselterek o değeri talep edecek yüksek gelir profili olan insanları evet. müşteri olarak oraya çekecekler. Sizin başta bu programın başında söylediğiniz kenti paraya çevirme, aynen, sermaye yığma konusu gerçekten aynen, çok aynen, önemli olarak aynen. ortaya çıkıyor. Şimdi Çiğdem Hanım, bu kentsel dönüşüm konusunda ve izleyenlere de söyleyelim tabii. Çok yoğun günler yaşıyoruz aslında. Gündem çok sıcak. Öyle sanıldığı gibi sakin sürmüyor bu işler. Örneğin Taksim Meydanı gündemde bugünlerde. Taksim Meydanı'na bir müdahale yapılmak isteniyor. Bu müdahalenin yanlışlığını ortaya koyanlar arasındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan bir şehir plancısı arkadaşımız kapının önüne kondu. Yani, bugün onun eylemi de vardı. Onunla ilgili bir toplantıya da galiba siz bugün katıldınız. Evet. İzin evet. verirseniz ben çok kısa bir anımsatma yapacağım. Tamam. Bu programda bilmiyorum birkaç ay evvel önce bu programda konu etmiştik. 1950 yılında o yılın belediye, İstanbul Belediyesi'nin imar danışmanı Aaron Angel'di. Kendisi birkaç sene önce, geçen sene veya iki sene önce vefat etti. Aaron Angel, İstanbul Tarihi Yarımada planlamasının ünlü ismi, Profesör Prost'un asistanıydı. Ama aynı zamanda İstanbul Belediyesi'nde imar danışmanı olmuştu. Ve şimdiki Hilton Oteli, Prost'un planladığı bir yeşil alan aksında inşa edilmek isteniyor idi. Taksim'den Dolmabahçe'yi akan bir yeşil kuşak içerisinde inşa edilmek isteniyor idi. Ve Aaron Angel şehir plancısı olarak, mimar olarak ve İstanbul Belediyesi'nin imardan sorumlu baş danışmanı olarak buna karşı çıktı. Dedi ki hayır. O yeşil kuşak üzerinde bir otel veya bir herhangi bir bina yapılamaz. Biz Hilton'a bir başka arsa, daha uygun bir arsa gösterelim. Bunun üzerine hem vali değiştirildi hem de yeni gelen vali Aaron Angel'in istifasını sağladı. Aradan kaç yıl geçti, 1950'den bahsediyorum. 62 yıl geçti, kafalar değişmedi. Aynen. Aynı kafa hala bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde var gibi görünüyor. Ve bir şehir plancısı arkadaşımız Taksim'e dokunulmamasını istediği için kapının önüne kondu. Nedir olay?
Aynen sizin söylediğiniz gibi arkadaşımız dilekçe eylemi yapılmıştı bu konuyla ilgili. Bütün sivil toplum temsilcileri, odalar. O arkadaşımız da orada hem dilekçe eylemine katıldı hem de çok masum bir misafirperverlik yapıp arkadaşlarına çay ısmarlamak istedi. Evet. Ve ertesi gün arkadaşımız kapıya kondu. Bugün biz onu protesto etmek için Büyükşehir Belediyesi'nin önünde bir eylem yaptık ve arkadaşımıza sahip çıktık. Bir demokratik ülkede bu kadar masum bir demokratik hakkı kullanmak bile bu kadar kötü sonuçlar yaratıyorsa bu ülkenin vay haline, başka bir şey diyemeyeceğim yani. Evet, yani bu gerçekten üzerinde başka programda da başka konuklarla da durmamız gereken bir konudur. Kesinlikle, kesinlikle. Yani bir kamu kurumunda çalışan bir meslek insanı kendi mesleğiyle ilgili bir alanda yanlışlık yapılıyorsa o yanlışlığı uyarma görevi bir kere hem yurttaş görevi hem vatandaş görevi hem mesleki görevidir. Ondan ötürü onun işten çıkartılması demokratik açılımmış, ilerliyormuşuz, işte şöyle şöyle gelişiyormuşuz falan denilen bir ülkeye asla yakışan bir durum değil. Şimdi Fener Balat'a biraz dönmek istiyorum. Fener Balat bu kentsel dönüşüme karşı gardını almış vaziyette gibi görünüyor. Evet, böyle evet. Bekliyorsunuz. Evet. Peki son gelişme nedir? Son gelişme şöyle söyleyelim. Bizim dernek olarak biz 3 dava açtık. Bu 3 davayı farklı konularda açtık. Çünkü Fener Balat'ın durumu hiçbir yere benzemiyor. Sizin de söylediğiniz gibi orada zaten daha önce bir rehabilitasyon ve restorasyon projesi Avrupa Birliği'nin fonlarıyla, UNESCO'nun da tavsiyesiyle yapılmıştı. Yapıldı, çünkü evet. Fener Balat ve Tarihi Yarımada Dünya Kültür Mirasları listesine alınmış bir yer. Bu anlamda Avrupa Birliği fon vermeye değer gördü. Fatih Belediyesi ile ortaklık kurarak, mülk sahipleriyle anlaşma yaparak oralar karşılıksız restore edildi. Bu 1996'daki İstanbul Habitat toplantısından sonra oldu değil mi? Tabii Habitat evet. toplantısından sonra. Evet. Ve 7 milyon euro ayrıldı oraya. Fatih Belediyesi bu proje bittiğinde asrın projesi olarak tanıttı. Mustafa Demir şeylerin önünde kurdeleler kesti, övündü bu projeyle. Şimdi ne değişti ki orada onarılan evlerin yeterince onarılmadığını, bu yüzden yeniden onarılması gerektiğini kendi demeçlerinde söylüyor. Bir de onarmak da değil, yıkım kapsamını alıyorlar bir de. İşte biz bunun üzerine bir de daha ilginç bir şey var bu bizim Avrupa Birliği. Şimdi 3 dava açtık dedik ya, birincisi Avrupa Birliği binalarıyla ilgili açtık. Yani bu restore edilen yapılar tekrar niye yıkılıyor? Edilmiş bir bina yıkmanın mantığı ne? Evet. İkincisi düz bina. Bu dava ne oldu? Onları hepsini tek tek söyleyeceğim. Peki. Önce davaların başlıklarını söyleyeyim. Evet. İkinci dava normal düz vatandaşın tarihi evi de olmayabilir. Benden habersiz bir belediye bir özel firmayla anlaşıp benim tapumu nasıl satabilir? Benim adıma nasıl anlaşma yapabilir? Mülkiyet hakkı çiğneme davası. Hı hı. İkincisi bu. Bunda tarla başıyla dayanışma içindesiniz galiba. Hepsinde evet. Ama işte evet. Maalesef orada da geç kalındı. Evet. Üçüncüsü tarihi tescilli binalar. Dedik ki biz, siz tarihi koruyacağız diyorsunuz. Projeye bakıyoruz, hiçbir bina korunmuyor. Adabazında yıkılıyor binalar. Daha lüks ve konforlu binalar elde edilmesi için tevhid ediliyor, birleştiriliyor. Çünkü Fener Balat evleri biraz şahsa münhasır. Ve küçük küçük odaları var. Dar ve dikey. Minik evler. Eğer evet. siz burada rahat amaçlıyorsanız, oraya gelen müşteri çok oraya çok büyük paralar verecekse bu eve gelmez. O konfora alışmıştır, büyük banyolara alışmıştır, bilmem neye. Onun için işin rant olduğu buradan da anlaşılıyor. O evleri bu şekilde genişleterek konforlu hale getirip altına otoparklar koymak. Peki, eski eser bir ev küçük biliyorsa nasıl genişletiyorlar? İşte küçük olduğu zaman birleştiriyorlar. Yandaki 2-3 parseli birleştirerek büyük bir daire ve bir de diyorlar ki bize... Cepheleri aynı kalıyor, içleri birleşiyor. Aynen, cepheyi yapma bir cephe giydiriyorlar. Sulukule'de de yaptılar Allah aşkına. Evet, tarihi evet, binaya evet, benziyor evet, mu? Yani evet, inanılmaz bir şey. Aynı şeyi tarla başında da yapıyorlar. Aynısı. Evet. Ben artık Sulukule'yi garabet olarak görüyorum. Yani villa amaçlı yapılsaydı bir nebze anlayabilirim. Hı-hı. Ama tarihi amaçlı bir şey yapıyoruz deyip hı-hı. böyle bir şeyi ortaya çıkarmak... Günün modası
ucube. Ucube. Ha, garabet dedim. Olabilir. O da moda ama ucube i̇şte daha moda. İşte o başbakanın kullandığını kullanmamak için ben garabet dedim. Ama ucube tabii daha biliniyor bu konuda. Yani demek istediğim, biz bu üç davayı açtık. Şey davamızı kabul etmiyorlar. Avrupa Birliği ile ilgili davamızda başka bir olay daha var. Fatih Belediyesi mülk sahipleriyle bir anlaşma yapmış. İnşaat bit, restorasyon bitiminden 5 yıl içinde eve hiçbir şey satamazsın, kiracına dokunamazsın, hiçbir şey yapamazsın. Ve daha 2013'te bitecek anlaşmalar var. Fatih Belediyesi'nin kendi anlaşması dururken eve müdahale edilemez. Kendisi sattı binayı. Hem de 2007'de. Evet. Yani kendi yaptığı sözleşmeyi de çiğnemiş durumda. Burada hiçbir çıkar yolları olmadığı için davayı bir şekilde sümen altı ettiler ve düşürdüler. Yani o davaya bakılmıyor. Evet. Biz yine de uğraşacağız tabii ki. Düz binalar ve şey binalarımızla ilgili bilirkişi sürecine geldi dava. Çok umutluyuz. Çünkü gerçekten yani hani birazcık vicdanı olan her bilir kişinin orada bir gerekçe uyduramaz. Yani burası bu proje burada uygulanır diyebilecek bilir kişi ben tanımıyorum. Öyle de olacağını umuyorum. Yani iyi rapor çıkacağını. Bu kadar kötü olduğuna, yani hepimiz artık bilir kişilerin de baskı, yani bir şekilde mesela nasıl oluyor? Yıldız Üniversitesi Senato kararı veriyor. Biz diyor kentsel dönüşüm projelerinin mutfağı olacağız. Şimdi böyle bir üniversiteden bilir kişi atandığında, ki bu bilir kişiyi de yönetim atıyor. Yani dekanlar karar veriyor daha çok. Yönetimdekiler de belli zihniyette insanlar. Bu anlamda tarafsız bilir kişiler çok az olduğu halde ben yine de çok güveniyorum bizim davamızda. Çünkü gerçekten uyduramazlar hiçbir gerekçe. Anlıyorum. Şimdi kentsel dönüşümün mutfağı olmak aslında bilim dünyasının, özellikle şehircilik bilim dünyasının, akademisyenlerin kentsel dönüşümü sorgulamaları gerekiyor. Şimdi sorgulanacak şey nasıl mutfağı olabilir? İşte burada da nasıl sermayenin şeyi araçsallaştırdığını görüyoruz. Yani üniversiteyi de kendi silahı haline getirmiş durumda. Hukuku da kendi silahı haline getirmiş durumda. Hukuk bugün mağdura adalet sağlayan bir kurum olmaktan çıkmış. Bizzat mağduriyeti yaratan, mağdur bırakanların silahı durumuna gelmiş durumda. Bütün bu mağduriyeti nasıl yaratıyorlar? Beni evimden nasıl çıkarıyorlar? Hukukla. Beni yerimden nasıl gönderiyorlar? Hukukla. O zaman hukuk mağduru korumuyor artık. Evet, tabii orada şimdi bir söylem farkı var. Hukukçular da bu konuda çok endişeliler ama bir uyarıda bulunuyorlar. Diyorlar ki her yasa hukuka uygun değildir. Evet. Sizin mağduriyetiniz, Fenerbalat'ın mağduriyeti ve diğer benzer mağduriyetler hukuka uygun olmayan yasalarla yapılıyor. Dolayısıyla burada sorgulanması gereken yasaların hukuka aykırı oluyor. Öyle bir uyarıları var bizim hukukçularımıza. Şimdi bundan sonra öyle kullanayım ben de. Tarihi yapıların ne olacak? Ayakta duran, rahatlıkla ayakta duran yapılar, buna rağmen cepheleri duracak, içleri boşaltılacak. Yan yana içeriden geniş binalar elde edilecek. Cephelerden baktığınız zaman sanki o eski binalar yan yanaymış gibi ama iç içe olacak. Öyle bir hedef var. Bunu siz de söylediniz. Burada bir şeyin... Anıtlar Kurulu ya da Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nca onaylanmadan mümkün değil. Tabii ki. Şimdi benim bildiğim Kültür Varlıklarını Koruma Kurulları böyle bir şey evet demez. Onu nasıl açtılar? Şimdi Anıtlar Kurulu da devreden çıkarıldı biliyorsunuz. Yani sadece korumacı yasalar devreden çıkarılmadı. Korumacı kurullar da devreden çıkarıldı ve 5366 ile proje yapma, denetleme bütün yetki belediyelere verildi. Ve koruma kurullarını da belediyeler artık belirliyor. Yani o kadar süreç, her sürecin her safhası kendi denetimlerinde. Yani kültür mirasının korunması belediyelere bırakıldı. Evet. Sermayenin bir de hesabına, yenileme kurulu diye bir şey peydah oldu. İşte yenileme kurulu dediğimiz şeyde maalesef kararlarına bakarak anlıyoruz ki şimdiye kadar hiç mağdurdan yana karar vermediler. Bütün şeylerde projeleri takır takır geçiriyorlar. Anlıyorum. Peki şimdi ikinci bir tespit. Diyor ki özgün plan şemaları ortadan kaldırılıyor. Şimdi bu da önemli. Çok. Bu tespitler bir mimar arkadaşımızın. Ali Emrah Ünlü. Tanıyorsunuz evet. galiba. Evet, tanıyorum. Bu arkadaşımızın tespitleri. Özgün plan şeması da çok önemli. Yani
o eski yapıların kendine has bir iç mekan düzenlemeleri var. Hı hı. Onları tamamen ortadan kaldırmak gibi bir hedef var galiba. Daha da önemli, bakın öyle teknikler var ki mesela mimarlık öğrencileri veya işte bu teknik, bu işin tekniğini öğrenmek isteyen öğrenciler için bu bir laboratuvar. Artık ustaları yaşamayan teknikler var. O tekniği öğreneceğiniz ya da aktarabileceğiniz başka araç yok elinizde. O binayı korumalısınız ki o tekniği de koruyup genç nesile aktarabilirsiniz. Size çok basit bir hikaye anlatacağım. Buyurun. Bizim oradaki bir esnafımızın tavanında bir delik açıldı. Tavanın kendi şeyi de özgün yani. Evet. Oradaki teknolojisi, her şey. Hiçbir şey, modern hiçbir şey kapatmadı. Delik kapatılamadı. Yani modern çimentosu, bilmem nesi, her şeyi denedi. Sonra araştırıp bir ustasını buldu, eski bir usta. Neymiş biliyor musunuz? Yumurta hakkından yapılan çok özel bir madde varmış. O madde başka hiçbir şey tutmazmış oraya. O madde bulundu ve yani onun bir karışımı var tabii, ben bilmiyorum. Hayır, şimdi bunun gibi başka şeyler de var. Yani Horasan harcı falan gibi galiba bir şey. Olabilir, olabilir. Yani ben mimar olmadığım için bazı şeyler hani çok teknik bilgileri bilmiyorum. Hani demek istediğim, binalarda ahşap oymaları var, tavan süsleri var, kalemişi süslemeler var. Bütün bunlar yok sayıyorlar. Hayır, binanın içi kalmıyor ki. Dışı da kalmıyor. Dışını giydiriyorlar zaten. Evet, adına koruma projesi deniyor. Aynen. Ve bunu yapan değerli izleyenler, bunu yapanlar muhafazakar. Evet. Onu ben çok üstünde duruyorum. Tekrar altını çiziyorum. Şimdi bir üçüncü şey diyor ki, planla cephe ilişkisi koparılıyor, tamam. Cepheler ve iç mekan apayrı hale getiriliyor. Şimdi bir binaya cepheden baktığınız zaman, bu biraz mimarca bir konuşma oluyor ama, onun iç mekanını aşağı yukarı bilirsiniz. Bu oda penceresidir, İşte bu hol penceresidir, bu bir daha oda penceresidir vesaire vesaire. Şimdi tam tersi bir durum ortaya çıkıyor. Yani bir dekor haline geliyor cephe. Aynen, aynen. Cephe bir dekor haline geliyor. Evet. Bunu çok güzel vurgulamış. Hatta benim öyle bir İstanbul dekorlaşıyor diye bir yazım vardı. Öyle mi? Tabii, ha, tabii. Tam uyuyor, tam uyuyor. Evet. Şimdi bir de düşe işleyen plan düzeni yatay hale getiriyor. Bu çok önemli. Bunu açar mısınız? Evet, çok ilginç. Hı. Ya bir kere bir insan nerede, nasıl, nasıl bir binada yaşayacağına kendisi özgürce karar verebilmeli. Diyorlar ki bize, biz sizi diyor dikey plandan yatay plana geçireceğiz. O ne demek? Bu demektir ki işte o Fenerbalat evlerinin dar, bir üç katlı, en fazla dört katlı, her şeyde bir ya da iki oda, bir banyo ama müstakil. Çünkü eskiden büyük aileler yaşardı. Hı? Baba, torun, o evet, şekilde. Evet. Onun için her katta bir aile kendi başına ayrı yaşıyordu. Mutfaklar ortaktı. Bu dikey bir yaşam. Yani farklı farklı şeyler bir binada. Biz diyor ki yani yatay, yani bildiğimiz düz apartman tarzına geçeceğiz diyor. İşte bunu da tevhidle yapıyor, birleştirmeyle. Anladım. Bu bir teknik bir şey de olabilir. Beni burada ilgilendiren ne biliyor musun? Benim nasıl yaşayacağıma, nasıl bir tuvalet kullanacağıma, dikeyde mi yaşayacağıma, düşeyde mi yatacağım? Buna sen nasıl karar verirsin? Ben tercihimi yapmışım, orada bir ev almışım. Yaşam felsefenizi zorla değiştiriyor yani. Zaten bizi eşya haline getirdiler. Bir yerden alıp bir yere koyabilecek yasalar oluşturdular. Paket yani artık insanlar. Evet. Şimdi bu yasaların tabii Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilmesi mümkün. Mümkün. Ama bunun için bir itirazın Anayasa Mahkemesi'ne yapılması lazım. Anayasa Mahkemesi durduk yerde iptal etmez. Evet. Bu itiraz da iki türlü olabiliyor. Bir muhalefet ana muhalefet partisi ya da meclisteki milletvekillerinin 90 imzası bir yol daha var. O hangisi? Dediğiniz gibi ana muhalefet partisi, o süreç atlatıldı zaten. CHP nasıl bunu atlattı bilemiyorum. Ama yani maalesef CHP uyarılmadı mı? Yani bir de şu da olabilir. Şimdi onları da suçlamak istemiyorum. Çünkü 5366 ilk ortaya çıktığında böyle vahim sonuçlar yaratacağı bilinmiyordu. Yasayı okuduğunuz zaman bu sonuç çıkıyor. Çünkü uygulamaya göre değişebiliyor. Siz eğer insaflı uygularsanız 5366, evet, aslında insani şeyler de çıkabilir. Evet. Çünkü orada uzlaşacaksınız diyor, halka soracaksınız diyor, sivil toplumuz katacaksınız diyor, üniversite. Ama bunlar her şey kılıfına uyduruyorlar. Gerçek yapmadıkları için 5360... Yani yasaya baktığınız zaman iyi bir yasa görünüyor ama... İyi yanları var. İyi uygulanırsa iyi uygulanabilir. Uygulamada hiç öyle olmuyor. Evet. Yani evet. Ona göre ama yasa... Ama bir yol yani daha var. Uygulamada kötü olsun diye hazırlanıyor. Bir yol da şu, belki. O dediğiniz gibi. Üçüncü yol. Üçüncü yol,
Siz dava açtığınızda eğer yargıç mahkeme takdir ederse Anayasa Mahkemesi'ne davayı gönderebiliyoruz yasanın iptaline ilişkin. Yani bölge idare mahkemesi. Bölge idare mahkemesi böyle bir takdirde bulunabiliyor. Ha. Bu zaten anayasaya aykırıdır diyerek üst mahkemeye gönderebiliyor. Üçü de olmadı mı? Olur mu? Olmaz tabii ki. Niye tabii ki olsun? Yani olabilirdi aslında. Yani hayır, yani artık yargıdan da hani çok beklediğimizi bulamıyoruz. Çünkü bizim ilk yargıcımız... Ama şimdi şöyle söyleyeyim. HES projeleri, hidroelektrik santrallar. Türkiye düzeyinde aşağı yukarı bütün HES'lere yöre sakinleri davalar açtılar. Ve kazanılan ister, davalar var. Hayır, dolu kazanılan var. İster Artvin'de olsun, ister Rize'de olsun, ister Muğla'da olsun, ister Gümüşhane'de olsun, ister Diyarbakır'da, Erzurum'da, her yerde açılan davalar mahkemelerce durduruluyor bu HES'ler. Demek ki hukuk bir güvence olma misyonunu sürdürüyor. Ve HES gibi bir konuda, ciddi bir konuda, sonuçta bir enerji üretimidir. Türkiye'nin her tarafında paralel kararlar alan, birbirlerinden habersiz ama hukuka göre aynı kararlar alan mahkemeler var. Yani onu burada bir tembellik mi oldu? Yani onu ben tam çözemedim aslında. Yani... Çünkü acaba diyorum bu kentsel dönüşümün uygulanacağı idari mahkemelerdeki kişiler farklı zihniyet. Açıldı temi. İstanbul'da mı? Yani İstanbul'da ya da. Evet. Çünkü gerçekten yani şimdiye kadar bakıyorsun Sulukule davasına, Tarlabaşı davasına çok insafsız kararlar çıktı. Yani o anlamda niye HES'lerde doğru kararlar çıkıyor da burada çıkmıyor? Demek ki buraya ayrı bir özen var, itina var. Yani bu davaların kaybedilmesine dair ciddi bir çalışılıyor demek ki. Başka bir şey de var. Evet. Mesela bizim ilk davamızda atanan ilk hakim bir hanımefendiydi. Ve yani gerçekten bütün davalarını kazanmış ve genelde mağdurdan yana kazanmış. Biz o kadar mutluyduk ki öyle bir hakim bize düştü diye. Adana'ya gönderildi, sürüldü demek istemiyorum. Hakimimiz değişti bizim. Anladım. Şimdi tabii hukukun tartışılması apayrı bir konu ve biraz hassas bir konu. Gerçi bizim konumuz içerisinde bunu elbette yapmalıyız ama sorunun sadece hukuktan kaynaklanmadığı, yasalardan kaynaklanmadığı da açık olarak ortada. Bunun altını çizmek istedim. Peki şimdi tekrar bu Fener Balat'ın şu andaki durumu ile geleceğine dönecek olursak. Bir kentsel dönüşüm darbesini yememesi için elinizden geleni yapıyorsunuz. Yapıyoruz. Toplumsal destek nasıl? Şimdi ben bunu artık Fener Balat davası olarak görmüyorum. Biz aynı zamanda kent hareketleri içinde de mücadele ediyoruz. Ben şu anda bütün İstanbul'daki mahalleleri birleştirmeye çalışan, aynı zamanda mahallelerle kent platformlarını, mahalle örgütlenmelerini yani dernekleri bir araya getirmeye çalışan, aynı zamanda da yerelle geneli yani normal kent için mücadele eden, kent hakkı için mücadele eden platformları da bir araya getirmeye çalışan bir hareket başlattık. İki yıldır bunun halen süreci devam ediyor. Yani ben artık bu savaşın yerelde ya da tek bir noktada kazanılabilmesinin hiçbir önemi olduğunu düşünmüyorum. Bu artık dediğim gibi bir sermaye birikim sürecinin gerektirdiği bir şey. Ve bu sürecin bütün olarak önlenmesi gerekiyor. Bir kere bu çıkarılan yasaların tek tek ortadan kalkması gerekiyor. Yani bu yasalar ortadan kalkmadıkça bir mahallenin kurtulması ya da birinin kendi evini kurtarmasının bence hiçbir önemi yok. Evet. Ben böyle baktığım için olayı hem içeride yerelde mücadelemi sürdürüyorum hem kent çapında örgütlenme için ne gerekiyorsa bilinçlenme için ikisini birden yürütüyoruz. Eğer bu iki mücadele birleşirse ancak ben başarıya ulaşılabileceğini düşünüyorum. Fener Balat olarak umutluyum. Ben gerçekten Fener Balat'ta o projeyi uygulayabileceklerini hiç sanmıyorum. Halk da hiç sanmıyor. Kimse de pek inanmıyor. Bu anlamda Fener Balat'ta psikoloji iyi ama ülkede bir öğrenilmiş yılgınlık var. Yani bu öğrenilmiş çaresizliğin aşılması gerekiyor. Bizi yani en büyük bu kadar çaba harcıyoruz, bu kadar enerji harcıyoruz ama toplumun bu öğrenilmiş çaresiz, bunlar nasıl her istediğini yaparlar zihniyeti maalesef yapılabilecekleri de engelliyor. Anlıyorum. Şimdi çok güzel özetlediniz ama bir sorun var kafamda.
çözemediğim, benim şahsen çözemediğim, yardımcı olur musunuz bilmem. Estağfurullah. Şimdi bu mahallelerde, yani kentsel dönüşümün darbesini yiyen ve yemek üzere olan mahallelerde tabii mülkiyete sahip çıkma, eve sahip çıkma, mekanların örgütlenmesi, daha sonra bu örgütlerin birleşmesi önünde çok büyük bir engel yok gibi görünüyor. Yani düşünsel bir engel, fikirsel bir engel yok gibi görünüyor. Ama diğer kesim, kamuoyu, şehrin diğer kesimleri bu işe şöyle bakıyorlar. Yani ya burası çok pejmürde. İşte burada yan kesiciler yaşıyor. İşte yaratılıyor o imaj zaten. İşte burada fareler dolaşıyor. Buraya artık girilemiyor. Burası çok çirkin, pis. Dolayısıyla buraların elden geçip İstanbul'a yakışır turistik hale gelmesi lazım gibi bir düşünce çok hakim. Yani çok egemen. Bunu nasıl aşacağız? Şimdi zaten neoliberal politikalara düşen görev, eğer sermaye birikiminin ihtiyacı neyse onun kapitalizm o söylemi yaratıyor. Şimdi kapitalizm kentlerde bir söylem yaratıyor. Nedir o? Bir kere her şeyden önce kentin yenilenmesinin ülke çıkarına, milli bir çıkar olduğunu, yani artık kamusal çıkarın yerine bunu koydu. Turizmin kalkınması ülkeyi kalkındırır diyor. Eğer diyor turizmin kalkınması ülkeyi kalkındıracaksa ben turistin beğeneceği bir hale kenti sokmalıyım diyor. Dediğiniz gibi bu döküntü çöküntü yerler bizim diyor turizm gelirimizi engelliyor. Ama bu arada çok ciddi bir değersizleştirme politikası izliyor. Yani soluk kuleye müdahale mi edecek? Bütün medya elinde, dediğim gibi bütün araçlar elinde. Onlar çingenedir, onlar hırsızdır diyor. Soluk kule halkın değersizleştiriyor. Suluk kuleyi değersizleştiriyor. Kamuoyunun zihninde ha demek ki bunlar zaten işe yaramazlarmış. Gitsinler bunlar ki herkes orası değerlensin. Tarla başında diyor ki burada fuhuş var diyor. Kürtler var diyor. Eşcinseller var diyor. Yani bu bir politika. Neoliberal politikalar bu böyle şekilleniyor. Yani o sürecin kesintisiz ve sorunsuz işlemesi gereken söylemi üretiyor. Bir de yasal düzenlemesini, kurumsal düzenlemelerini yapıyor. Kurumsal düzenlemeler, yasaları değiştirmek ve yetki devirleri yapmaksa, bunun söylemini değiştirmekte dediğim gibi tam da sizin söylediğiniz gibi kamuoyu baskısını ortadan kaldırmak ya da kamuoyunun oraya meşru bakmasını, o müdahaleyi meşru görmesi için bu tür işte orayı yaşanmaz göstererek bu haliyle kalmasının toplum çıkarına uygun olmadığını göstererek bu şekilde müdahaleyi meşrulaştırıyor. Ama evet, şöyle bir şey var. Bu o kadar sistemli yapılıyor ki daha proje ilan edilmeden yapılıyor yani halka. Ne yapıyorlar? Mesela Fenerbalat'tan yola çıkarsak vakıf evleri var bizim özel mülkiyet dışında. Bir de milli emlak, belediyelere ait yerler var. Bunların hepsi döküntü. Vatandaş zaten Anıtlar Kurulu canına okumuş vatandaşın. Yani hiçbir şekilde onarım yapmasına izin vermemiş. O kadar sıkı bir koruma da belki sorgulanabilir. Şimdi suçlanıyor vatandaş sen evini korumadın diye. Yani ama yine de vatandaşın evi nispeten kendilerinin binalarına baktığınızda iyi durumda. O binaların resimlerini çekiyorlar. Bütün ana akım medyada o resimleri veriyorlar. Bu arada mesela şöyle bir değersizleştirme yaratmak için şöyle bir şey daha yapıyorlar. Toklu Dede'ye tinercileri yığdılar. Keşleri yığdılar. Yani o bölgenin yaşanmaz olduğunu kanıtlamak için bizzat zemin hazırlıyorlar. Anlıyorum. Evet. Tarla başında mesela polis karakolunun önünde esrar satılıyormuş. Bu bilinçli yapılması orada esrar satılıyor. Evet, yani söylenecek söz çok gibi görünüyor. Aynen. Ama bence güzel özetlediniz konuyu. Yani anlaşılır bir halde herhalde izleyenlerle paylaştık. Süremiz doldu. Son bir katkınız var mı? Onu alayım, programı kapatayım. Yani son bir katkım olarak evet deprem yasasıyla kapatmak istiyorum. Başbakan hemen Van depreminden sonra bir açıklamada bulundu. Kentsel dönüşüm yasasını çıkaracağız. Afet yasasını çıkaracağız. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız ve %50'sini yıkacağız İstanbul'un dedi. Bu İstanbul'un %50'sinin yıkılması demek her iki kişiden birinin evinin yıkılması demek ve her iki kişiden birinin yaşam alanından sürülmesi demek. Çünkü maalesef bu bir afet yasası veya gerçekten afete karşı insanları toplumu koruma gibi gösterilmesine rağmen kentsel dönüşümün ve bütün demin anlattığımızın parçası olan bir süreç. Evet. Bu kullanılacak ve insanların yine
evleri arsa üretimi için kullanılacak, ucuz maliyete getirilmeye çalışılacak, insanlara hakları verilmeyecek. Zaten başbakan enkaz bedeli vereceğiz dedi. Halk bunu maalesef sorgulamadı. Enkaz bedeli demek, siz Etiler'de bir ev sahibi bile olsanız orası deprem riskine girdiği andan itibaren enkaz bedeline düşüyor. Yani 600 bin liralık evinize 50 bin lira veriyor. Ve siz eğer üstüne ödeyemezseniz burada kalamazsın diyor. Yani çünkü benim yaptığım hep lüks ev diyor. Ben diyor sana 700 bine vereceğim diyor. Bunu verebilirsen kal diyor. Veremiyorsan bay bay. Şidim Hanım çok teşekkür ediyorum. Yani değerli konuklar çıkartacağımız sonuç belki şudur Şidim Hanım'ın katkılarıyla. İstanbul depreme hazırlık olsun diye değil, emlak pazarına hazırlık olsun diye yıkılıyor. Özeti bu mu efendim? Kesinlikle. Efendim haftaya tekrar görüşmek üzere.